Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, Altın Ons'ta en son yaptığımız analizde Altın Ons'ta düşüş beklediğimi belirtmiştim. Beklediğimiz Altın Ons'taki 1710 üzerinde kapanışlar gelmediği için Altın Ons'ta aşağı yönlü hareketler devam etmekte. Altın Ons 1687 altında arkadaşlar kalmaya devam ederse bu sefer düşüşler hızlanır. 1687'nin altında önemli olan şuradaki bir 1674 destek noktamız var arkadaşlar. Ayrıca bu 1674 destek bölgemiz İkili Tepe'nin de birleşim yeri olduğu için arkadaşlar 1674 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa Altın Ons'ta bu sefer yön beklediğimiz 1650 civarına doğru Altın Ons'ta geri çekilmeler hızlanacaktır diye düşünmekteyim. Stokastik indikatörümüze baktığımızda sat sinyalimiz hala devam etmekte. Evet, bazı arkadaşların dediği gibi altın uçuyor, kaçıyor diye yorumlar yapıyorlar hala. Ya Allah, böyle nasıl yorum yapıyorsunuz utanmadan? Ben sizlere anlamış değilim arkadaşlar. Altın Ons ortada. Altın Ons'ta söylediklerimiz de ortada. 1800'lere Altın Ons'un gideceğini söylüyordunuz. Alın bakalım, Altın Ons 1800'lere gidiyor mu? Buradan takip edin arkadaşlar. Bu da benim sizlere bir cevabım olsun. Hala bakalım utanmadan yorum yazabilecek misiniz? Altın Ons'ta görünen arkadaşlar 1650 seviyesine doğru Altın Ons'ta düşüşlerin hızlanacağı yönünde. Bu akşam 1687 kapanışı altında gelirse, 1687 altında kapanış gelirse aşağı doğru düşüşler 1650 seviyesine doğru da hızlanabilir. Altın Ons'ta şimdilik söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Gram altına da bakalım. Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında 386 üzerinde gram altının son videomuzda 390'lı seviyelere doğru gidebileceğini söylemiştik. Ve 386 üzerinde dolar bazlı gram altında hareketini 392'li seviyelere kadar taşıdı. Bazı arkadaşlar bize gram altın aldırmadın diye sistemde bulunmuşlar. Arkadaşlar zaten 386'dan gram altında biliyorsunuz öngörümüzü paylaştık. Banka makasıyla zaten alacağınız gram altın 390'a gelecekti. Nasıl kâr etmeyi düşünüyordunuz? Onu da anlamış değilim. Buralardan gram altın almak, dolar almak çok cesaret isteyen bir iş. Fakat gram altında da gene arkadaşlar öngörümüz devam ediyor. 390 üzeri kalışları gram altında gram altını daha yukarıya taşıyabilir. Böyle bir olasılık da var. Fakat 390 altındaki her kapanış da gram altında geri çekilmelere sebebiyet verecektir. Aşağıda gram altında 377 seviyesi hala önemini korumakta. 390 üzeri yapamadığı her kapanışta 377 seviyesi gram altında takipte kalacağımız önemli bir seviye olarak gözükmekte. Dolar kuruna da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL'de biliyorsunuz burada bu hedef ve aralığa doğru uygun adımlarla bugünkü son gelen haberlerle yoluna devam etmeyi sürdürdü. 7 üzerinde dolar TL'nin tehlikeli olacağını daha önceden de bildirmiştik arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi de maalesef 7 üzerinde tutunmaya çalışan ve 7'yi de aştıktan sonra 7.20'li seviyelere kadar dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler meydana geldi. Ben 7.20 ve 7.23.50 aralığını dolar TL'de çok tehlikeli buluyorum arkadaşlar. 7.23.50 seviyesine kadar
dolar TL'de bir yükseliş olup buradan aşağı yönlü dolar TL'nin bir miktar gevşeyeceğini düşünmekteyim. Dolar TL'de hareketler hangi seviyeye doğru gevşeyebilir? Şurada aşağıda gördüğümüz 7.02 seviyesine kadar dolar TL'de bir gevşeme tekrardan görebiliriz arkadaşlar. Evet, 5.97 seviyesine kadar dolar TL'de bir gevşeme görebiliriz. Dolar TL'de de pozisyona girecek arkadaşlar için yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bu seviyeler çok yüksek seviyeler arkadaşlar. Bu seviyelerden pozisyona girilir mi? Vallahi büyük cesaret işi. Yatırım tavsiyesi olmasın. Fakat ben bu seviyelerden dolar TL almam. Hiçbir zaman da tavsiye etmem bu seviyelerden dolar TL alınmasını. En azından şuradaki bir 7.20, 7.23, 50 aralığını dolar TL'nin aşıp aşamayacağını görmek isterim. Şu durumda yapılacak en güzel durum 7.23 50'yi dolar TL'nin kırıp kıramayacağını beklemek olmalı. Bakalım arkadaşlar dolar TL 7.23 50 şuradaki direnci kırabilecek mi? Zaten 7.23 50'yi kırarsak da dolar TL'de artık yukarıda bir herhangi bir direnç artık yok. Fakat ben buradan satışların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu 7.20, 7.23, 50 aralığından dolar TL'de artık aşağı yönlü satışların geleceğini ve bunun da onsun da düşüşüyle birlikte gram altını da aşağı çekeceğini düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmasın. Hep birlikte bu aralığı takip edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bu sonuç bizi hangi seviyelere götürecek? Sizlerle birlikte bunu takip. Şimdilik benim dolar ve altın tarafında anlatmak istediklerim bunlardan ibarettir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.